Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nikaragua'da demokratik ve sivil yaşamın engellenmesi ve hükümetin Katolik Kilisesi'ne yönelik eylemler gerçekleştirmesi nedeniyle endişesini dile getirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nikaragua'da demokratik ve sivil yaşamın engellenmesi ve hükümetin Katolik Kilisesi'ne yönelik eylemler gerçekleştirmesi nedeniyle duyduğu endişeyi dile getirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Farhan Hak, Guterres'in Daniel Ortega hükümetine tüm vatandaşların barışçıl toplanma, örgütlenme, düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü gibi evrensel haklarının korunmasını sağlama çağrısında bulunduğunu söyledi. Polisler, Matagalpa'daki episkoposluğa baskın düzenleyerek, episkopos Rolando Alvarez de dahil olmak üzere 9 kişiyi gözaltına aldı. Matagalpa Episkoposu Alvarez, Nikaragua'nın başkentinde ev hapsinde, diğer 8 kişi ise soruşturma süresince gözaltında tutuluyor. Dünyanın dört bir yanından Episkopos Alvarez ve Nikaragua Kilisesi ile dayanışma mesajları geliyor. Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu, Nikaragua'daki Katolik Kilisesi üyelerine yönelik baskının artmasını kınarken, olayların Nikaragua'daki Katolik Kilisesi üyelerine karşı sistematik bir zulmün ve baskının bir parçası olduğunu belirtti. Komisyon Nikaragua hükümetini Katolik Kilisesi'ne yönelik devam eden saldırılarını durdurmaya, baskıyı sona erdirmeye ve keyfi olarak özgürlüklerinden mahrum bırakılan tüm kişileri serbest bırakmaya çağırdı. Dünyanın dört bir yanından yerel kilise temsilcileri Nikaragua Kilisesi ile dayanışma mesajları paylaşarak inanlıları ülkedeki Hristiyanlar için duaya davet etti.